Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün 7.30'da dışarı çıktık. Şu an saat 8'e 10 var falan. Bugün işlerimiz çok. Gün o kadar uzun olmasına rağmen yetmiyor. Bize. Hiç yetmiyor. Kahvaltıdan yani. Önce şu bahçe işlerini halledelim dedik. Şimdi ilk önce ön tarafta ve o çiçekler mühim arkadaşlar. İlk önce çiçeklerimize gidiyoruz. Aynen. Hem sabah güneşi alıyorlar şu anda. Evet. Sabah güneş var orada. Hem de sulayacağım. Küpe çiçeğim solmuş ya. Birkaç gündür unuttum sulamayı. Çok üzüldüm. Bak göstereyim sana da. Bayağı solmuş. Gidelim bakalım. Hadi gidelim. Hadi gel mandal sen de. Patlıcanları sulayalım. Sulayacağım. Ve acı biberleri sulayacağız. Aynen. Daha sonra başka işlerimiz var. Mandal. Hadi gel oğlum. Patlıcanlar burada. Tuttu ya patlıcanlar. Güneşte yani güneş varken sulamak daha verim arttırıyor. Şimdi toprak tam ısınmadı ya. Ama ya hava da o kadar ısınmadı çünkü. İşte, ama yaz aylarında o kadar yaz öyle. Yok canım. Yok aslında akşam serinde sulayacağım. Evet. Ama şimdi birkaç kere daha şöyle güneşte sulamak iyi gelecek sanıyorum bitkilere. Evet. Sabah doğan güneş çok güzel geliyor çiçeklere buraya. Sonra hafif gölgeli oluyor. Sulayalım. Güllerimizi de kurtardık bu arada. Evet küpe çiçeği gerçekten şu an çok baygın bir halde. Neden böyle solmuş bu ya? Güneşi mi sevmiyor acaba? Hayır, sever. Yani yakıcı güneşleri sevmiyor. Benim suçum. Neden? 2-3 gündür sulayacağım aklımda unutuyorum her sabah. Yani böyle video çekimine falan giriyoruz. Gelen giden oluyor. Misafirimiz vardı birkaç gündür. Evet. Unuttum. Burada bir sardunya köklendirdim. Komşudan aldım, yan komşudan sardunyayı. Bu yaprağı kurudu. Şurada yeniden bir filiz çıktı. Bak şurada iç kısımlarında da var görüyor musun? 3-4 tane. Tutmuş çok güzel küçücük bir çiçek yapmış. Bu da, bunun da tomurcukları var. Bu da açacak. Pembe sardunya ve kırmızı sardunya. Şunları sulamıyoruz. Onlara gerek yok mu sulamaya? Kaktüsü mü? Evet. Onları çok uzun zamandır sulamıyorum. O yüzden çok az su veriyorum şu an. Bayağı oldu yani sulamayalı. Şurada ilginç bir arkadaş var. Aldığım günden beri bir tane değişiklik göremedim şu fesleğinde. Pazardan böyle aldık biz bunu. Aa, iyi iyi. En azından çürümeye başlamış. Yani o da bir gelişme. Bunu alalı... Bir ay oldu ya. Ne bir ayı? Daha fazla. Daha fazla oldu ya. Tabii tabii çok oldu bunu alalı. O zaman burada çiçek yoktu. Bir bu vardı. Evet bir fesleğenimiz vardı. Bir de bizim şu aşkın gözyaşları vardı. Hiçbir çiçek yoktu. Toprağını mı sevmedi, saksısını mı sevmedi ama benim bildiğim küçüklüğümüzden beri hep fesleğenler olur bahçelerde yani. Alırsın dikersin ve o kendi kendine böyle bir genişler. Değil mi? Genişler ama bu hiç büyümedi. Bilmiyorum neden öyle oldu. Bakalım o biz tek tek aldığımız fesleğenler var ya. Belki onlar bir işe yarar yani. Buraları da bir yıkayayım ben bugün. Tamam. Çamur ettim her yere. O önemli değil ya. Bunu da sulayayım. Aa bak buna bak. Bunun saksısını değiştireceğiz. Eyvah. Ya bunu aldık kendi plastik saksısında. Birkaç gün ortama ayak uydursun ondan sonra değiştireyim dedim. Üstünde tomurcuklar var. Açar bu kurtarız. Sen onu sula. Toprağını havalandıralım. Toprağı yumuşasın. O içerideki saksılardan getirir hallederiz onu. Ay çok kötü olmuş ya. Neden böyle oldu bunlar? Buna çok güzel bakmıştım halbuki ama işte birkaç gündür olmadı. Pazar çiçekleri güzel olmuyor ya. He? Pazardan alınan çiçekler güzel olmuyor. Neden ki acaba? Bilmiyorum işte. Bak fesleğen olmuyor ya. Fesleğensin sen ya. Fesleğen yani her yerde olur aslında. Neden öyle olmadı bilmiyorum. Soğudular hepsi. Sen hallet buraya cana ben geçiyorum.
O zaman patlıcanları falan, evet. Hadi gidelim. Bitti mi senin işin? Bitti. Evet, anladım. Tavuklarımıza da bakalım. Baktım da ya, alıştım. Baktın mı? Gönlünü verdim, sularını değiştirdim. Ooo, marullanmış buralar. İşte. Ne yaptın? Bizim marulları tavuklara mı attın? Yesin onlar da ya, biz yiyoruz ya. Ya. Ne yiyorsam onlar da yiyecek. Ben marulları görmezsin diye, hani ondan dedim zaten gelme. Demek ki ben görmeden sen gizli gizli ben içeride yemek iş yaparken neler veriyorsun bunlara. Bütün marulları verdin demek ki. Evet. Olur mu? Şey, bir iki yaprak kopara kopara. Güzel yiyorlar ama olsun. Yeşil. Hani yememişler ya? Sevmediler demek ki. Bunlar kıvırcıyı sevmiyor. O zaman öteki marullardan da vereyim biraz onları. Aslında bilmiyorum, küçükler diye mi? Neden yememişler ki, baksana. Tırtık diyorlar, bilmiyorum. Güzel yem dediler. Onlara bir de mısır kırığı aldım ben dün. Ha evet. Buğdayla karışık mısır kırığı da veriyorum. Gelişimlerinde faydası olacağını söylediler. Çok az bir şey aldım ya. 5 kilo buğday aldım mesela. Hı hı. İçine de 1 kilo mısır kırığı attırdım. Karıştırdık. Tamamdır. Ben gideyim şimdi patlıcanları soyayım. Evet, patlıcanları da halledelim. Sonra kahvaltıya geçelim. Kahvaltı. Kahvaltıdan sonra tekrar dışarıya. Ortama katılma canım. Tamam, sen git, ben suyu açıyorum buradan. Açayım mı? Açtım. Ne güzel ötüyor kuşlar ya. Yorumlarda şey yazılmış, sarımsakları aşağı doğru yatırın diye. Mandal ezdi diye üzülürken, evet, aslında yatırılması gerekiyormuş. Faydalı iş yapıyormuş. Yatıralım mı? Vallahi bilmiyorum. Onun yani, onun bir videosuna falan bakalım, bakalım biz internetten. Yanlış bir şey yapmayayım. Yani nasıl yatırılacağını da bilmiyorum şimdi. Böyle üstüne soğanları basmak istemiyorum. Soğan, anlamadım. Görmüştüm. Soğanları yatırıyorlar. Hani böyle cücük yapıyor. Yukarı doğru baş yapıyor. Hı-hı. Ya. O zaman yatırıyorlar soğanları. Onu görmüştüm. Ama bizde daha herhangi bir cücüklenme yok. Üstü evet, doğru. Cücüklemedi soğanlarımız ya. Neden ki? Çok büyük ama alt tarafları gördün mü sen? Gördüm. Kafalanmış bayağı. Bayağı kelle yapmışlar. Çileklerimiz de oldu. Biz koparıp koparıp yiyoruz çilekleri. Seneye daha çok yarıyor. Evet. Tabii otları kurtaramıyoruz. Şöyle göstereyim. Aa, bunu koparayım ya. Bu olmuş gibi sanki. Hiç kıyamıyorum ya. Bakıştık geçen gün. İlk çilekle iki gün boyunca bakıştık, düşündük. Koparıştım da geleceğim, gelenler daha verimli olsun. Bu da kızarmaya başlamış. Koparayım mı? Kopar ya. Ay çok güzel. Ben yıkayayım. Yıka da yiyelim. Isır önce sen. Oo. Tadı çok güzel değil mi? Mis gibi kokuyor. Domatesler, biber, salatalık falan onları hep soldum. Kahvaltıyı bahçede yapacağız zaten. Hemen koparacağız, burada oturacağız. Tabii canım. Tavuklarımız da inşallah yumurtasını versin. Bitkilerimiz burada. Hem sabah güneşini hem akşam güneşini alıyorlar. Şu an sabah güneşi. Sonrasında zaten dönüyor. Batıya doğru ve bütün gün
güneş alıyor bu bahçe. O yüzden ben bitkilerimizin çok verimli olacağını düşünüyorum. Oldukça güneşli. Şu kısımlar mesela şu an gölge ama güneş birazdan dönecek ve hepsine güneş gelecek. Domatesler de çiçeklenmeye başlamış. Şey böyle her gün bir kontrol var. Her sabah bahçeye iniyoruz. Akşamüstü zaten bütün gün bahçedeyiz ama özellikle sabahları bütün hepsinin bir kontrolü oluyor. Kimisi ölmüş, kim canlanmış, hangi tohum patlamış, böcek var mı, sinek var mı? Böyle bebek gibi bakıp büyütüyoruz. Börülceler de günden güne hemen böyle çok fark ediyor ya. Ne hazırlıyorsun? Ben de hemen içeri girdim. Gözleme. Vay. Dün pazardan yufka almıştık. Dedim hemen şöyle gözleme yapayım. Sigara böreği sarıp buzluğa atıyorum ben. Böyle acil misafir gelince falan şey oluyor, iyi oluyor. Çıkarıyorum hemen. Onun için yufka almıştık. Dedim ki hadi gözleme yapayım. Bu sabah da gözleme yiyelim. İyi yapmışsın, eline sağlık valla. Peynirli yapıyorum. Biraz da böyle tarçın yaprağı doğradım içine. Süper. Oldu bunlar. Oldu sayılır. Alacağım şimdi. Kabarıyorlar. Eline sağlık canım. Burada da ikinciyi hazırlıyorum. Böyle. Şöyle içine biraz zeytinyağı gezdirdim. Çok az. Peynirlerimizi de koyalım. Pul biber de atar mısın benim için? Tamam. O zaman bu senin olsun. Seninkine pul biber atarım. Tamam. Şöyle soğanlarımızı doğrayalım. Soğanlı peynirli gözleme. Bahçede soğan sarımsak çok olunca her şeye soğan giriyor. Her şeye giriyor soğan. Yakışıyor mu? At at canım. Çok acılı yapmayayım ya. Sabah sabah çok acı yeme. Olur mu? Olur. Yeter bu kadar. Yetsin. Yeter yeter. Bir tane yeşil biber yerim ben onun acı. Ya yapma öyle. Acı iyidir. Sen biraz fazla yiyorsun yani. Biraz daha peynir koyayım mı? Yeterli acaba? Yeterli. Acı biber atabilirsin biraz daha. İyi hadi attım birazdan. Tamam. Bunu nasıl yiyeceksin ya? Şu, bir de öyle bir acı ki bu. Hadi biraz daha peynir atayım sana. Acısını bastırsın. O kadar acele işlerimiz var ki peyniri bile kesip tabağa ezemedim yani. Böyle daha güzel. Onu bile şey yapamadım. Şimdi şöyle dedim bıçakla hemen keseyim. Şey yok, iş çok. İşimiz çok fazla. Tamam. Tamamdır, az kaldı. 5 dakika sonra alacağım. Onu koyacağım. İcatları peşimiz. Dün marangozluk, bugün şey olduk. Ne oldunuz? Dediklerden. Metalci. Metalci. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Say alttan. Tam köşede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hı. Bugün metal işlerine başladık. Abi ya ben eksik fazla saydım ya sen eksik vallahi saydın. Olur öyle o kadar. Bir dakika. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 başına. 10 yap. 10 yap. 10 yap. Tamam. Bir tane benden be. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle bu tarafa yatır abi. Tamam. Ne yapacağımızı da anlatalım şimdi. Şimdi bu çamaşır makinesi kazanını aldık. Nereden şimdi aldık? Ateş çukuru yapacağız. Burada Çakmak köyünde bir abimiz var. O da dışarıdan gelme. Yani oralı değil. Hı hı. Ara sıra geliyor. Şu anda kendisi İstanbul'da. Selam söylüyoruz oradan. Önder abiye. Ondan aldım. Şimdi burasına kapak yapacağım. Neden kapak yapacağım? Bunun üzerine saç tava alacağım.
Saçtavada et pişirirken Mustafa abi hem evet. böyle ekmeğe alacağız. Odunun azaldığını bu kapaktan da odunun içine atacağız. İşte evet. saç tavayı indirmeyeceğiz aşağı yani abi. Evet evet evet. Keselim. Evet. Şimdi bunu keseceğiz. Şöyle bir tane tatlı koyalım. Şey var mı? Heh, elektrik geldi. Yani bunun amacı biz bunu mangal olarak mı kullanacağız? Tabii. Saç tava veya üzerine tel yaparsak mangal olarak da kullanabiliriz. Anladım. Böyle ateş için kullanmayacağız mı yani? Ateş çukuru niyetinde. Hiçbir Allah, zaman. Kullanırız. Ha. Tamam. Ateş yanarken üstünde öyle bir şeyler pişirebiliriz yani. Tamam. Nasıl? Vallahi güzel oldu ya. Şuraya da bir tane şey takacağım şimdi. Yani bunu kanca gibi kanca anladım. Kanca gibi hani açmak için, kapamak için. Şunları da denedim de. Bunları arıyoruz biz. Ne zamandır? Biliyor musun bunları Necan? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ne bunlar? Hani senin içeride stor perden var ya. Evet. Asamadığımız. Evet. Artık asabiliriz. Ya. Aylardır, yıllardır biz bunu arıyoruz. Hatta dedi ki perdeciye gidelim de alalım bari diye Aynen. düşünmüştük değil mi? Burada çıktı. Meğer buradaymış. İşte var ya. Diğere koydum diyorum ama işte bu kavanozun içindeymiş meğerse. Kavanozdan çıktı. Neyse bulduk ya. Ama bu ya. Çok güzel oldu ya. Bu menteşesi falan güzel oldu. Buradan da böyle kapağını açtık mı? Şuradan bir tane daha bir demir parçası içeceğim diyorum. Yani stor perdeleri şeyini kullanacaktım ama vazgeçtim. Vermem storlarımın demirini. Lazım onlar bana. Kaptık güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi. Bunu aşağıya monte edeceğim. Şu ayağı. Sandalye, evet. Değil mi? Çünkü o ayağınla beraber olmuşsun zaten onu. Yani şu an monteliymiş gibi hayal ediyorum. Gayet böyle yüksekliği de ideal ve güzel yani. Değil mi? Nasıl monte edeceğiz acaba onu demire? Yuvat atacağım. Öyle mi? Alt kapla. Tamam. Güzel güzel. Süper. Buradaki yine halı yıkadık bugün. Burada bir somya vardı. Somyanın üzerine somyayı da böyle tozlanmıştı. Temizledik. Burada minderler var, sünger. Onları da yıkadık. Artık yavaş yavaş bu alana geçiyoruz. Bütün yıkama paklama işlerimiz bitti. Bitti. Artık burada bir şey yıkamak istemiyoruz. Çünkü buranın dekor dizaynına geçeceğiz. Burasına geçeceğiz. Evet. Bu somya ve bu süngerleri de burada kullanacağım. Hatta bir tane daha bir somya gibi bir şey var. Eğer olursa şöyle L gibi planlıyorum. Tahta tam olarak var, emin değilim. Var, değil tahta divan var. Evet. Yani ona sünger uydurabilirsem şöyle L gibi çevirmek istiyorum bu tarafa. Bakalım nasıl yaparız artık. Tüneyi çıkardım. Akşamleyin baktım ki tam böyle kavramıyor. İnce diye değil mi? Aynen ince diye. Ve bu biraz fazla alan kaplıyor. Şimdi duvardan duvara yapacağım. Önce bu tahtaları çekiyorum duvara. Üzerine de bir tane odun. Ağaç dalı. Ağaç dalı tabii. Yani alan zaten ufak. Bu da çok yer kaplıyor. İlk etapta yaptık ama bunları yeniden sökeceğim. Bana çok şu an İyi geldi yani. İyi oldu bunu yapman. Çünkü şunlarda gözüm vardı. Gözüm vardı evet. Evet, evet işime yarayacak onlar. Onlarla bir... Onları da sökeceğiz bakalım şimdi şeyle. Çivilerdik bunları. Vidasladık kolay olur da. Evet. Zarar vermeden çıkaralım evet, da. Zarar vermeden çıkaracağım. Şey bu duvara bir tane böyle. Bir tane karşılığını mı yapacağız? Bir tane buraya yapacağım. Sonra gerekirse bir tane böyle atarım. Tamam. Böyle atmak istemiyorum şimdi neden? Folluklar var ya, follukların üzerinde işte hani pislemesinler istiyorum yani. Şuradan da buraya bir tane yaparız. Tamam. Ya da üstüne yaparız. Bir tane daha bunlardan atarız. Ne kadar şimdi, yukarıda olursa o kadar seviyorlar ya, zaten. Şu ilkini bitireyim bir de. İkincisini halledeceğim. Yavaş taş var. Gördüm. Tam olur ya. Değişiklik olacak elbet. Değişik şeyler.
Artık biraz bir fikir varsa suyunu değiştirmem lazım. Yani. Değiştirirsin. İçine giriyorlar ki değiştiriyorsun, arkanı bir dönüyorsun. Yes. Bir bakıyorum yine şey toprak olmuş. Kara sinekler. Sinekler yeşil örtüye yapışmış. Gelin. Gel bakalım. Yemişler yeşillikleri bak. Yandan ya. Marulu seviyorlarmış. Marulları zaten onlar için dikti işte. Ya şaka yapıyorsun. Evet. Lahana alırız onlara. Lahana da yok şimdi, yaz geldi kışa. Şimdi ot çok çıkar bahçeden de. Fidelerimizi ekeli 15 gün oldu ve ilk çapasına başladık. Vallahi canım eline sağlık, çok güzel olmuş ha. Beğendin mi? Evet. Daha bitmedi. Daha şimdi su yollarını da ayarlayacağım biraz. Ben kümesle uğraşırken sen bayağı iş çıkarmışsın yani burada. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ekmek dikmek çok kolay. Bakımı zor. Bakımı çok zor. Bebek Halil gibi sürekli insanın gözü şey üstünde olması lazım. Hallederiz ya. Ay vallahi yoruldum. Bunları yapmayacağım. Bunları en son ektik. Bunları aynen, biraz daha beklesin onu. Biraz daha zamanı var. Şunları 2 hafta oldu ekeli. Bunları da 1 hafta sonra çapalayacağım. Tamam. Bir de şu 3 domates var. Sırık domates. Onları da ilk önce ekmiştik. Onları da çapalayıp sırıklarını hazırlamamız lazım. Hazırlarız canım. Bugün onları yapalım istersen. Tamam. Bakalım. Evet, biberlerimizin çapası bitti. 4 sıra biber vardı burada. 4 sırayı da çapaladık. İlk çapamızı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Sonra ikinci çapa ve en sonunda üçüncü çapa yapacağız. Ondan sonra herhalde meyvelerimizi almaya başlarız diye düşünüyorum. Oldu mu? Olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Doğal ağaç. Bu bizim erik ağacımızdı değil mi? Evet. Erikten kesim. Yok, erik değil. Başka bir şey. Erik böyle değil ya. Başka bir ağaçtı. Ağaçları budadığımızda ayırmıştık bunları. Sırık falan yaparız lazım olur diye. Şimdi böyle daha çok alan oldu ya. Evet, daha güzel değil oldu. Mi? Şunları alayım toplayayım da. Ben onlara bir de merdiven de yapacağım dursan. Merdiven mi? Evet. Merdiven yapacağım onlara. Güzel oldu ya. Doğru doğru, bir de merdiven yapsan. Evet. Aa, uçmasınlar, yorulmasın tavuklarımız. Merdivenle çıksınlar. Burayı temizleyelim. Temizleyeceğim ya. Bunu yaşıyorum. Bunu ilk yaparken çok ince kullanmıştık. Evet. Yani pek sağlıklı gelmedi. Sen yapmadın mı onu? Ben yaptım. He. Ya ama niye aynı ince kullanmıştın? İnce kullandım işte bunları. Şimdi pek sağlıklı olmuyor. O dallardan buna çakma kalksan bu tahtalar da dayatmayacak. Bunlar kırılacak bu sefer. Bir de altta durmak istemiyor. Hepsi üste çıkmak tabii, istiyor. Tabii. Şimdi böyle sıraya dursunlar yani. Aynen, kavga oluyor. Sen evet, üste alta akşam atıyor ötekisi. Akşam bakıyorum şimdi buradan. Dövüşüyorlar. Dördü de yan yana. Şöyle sonra sığışmış duruyorlar zaten yani. Kıyamadı bunlara yani. Zaten İlkay Hanım da buna gözü varmış. Evet, gözüm var onda. Ne yapacak bilmiyorum artık. Çamaşırlık bu. Çamaşırlık değil de öyle süs bir şey yapacağım ondan. Tamam olur mı canım? Saksı maksı da olur mu? Yok. Saksı da olur. Ha, güzel oldu. Aa, olur tabii ya. Ben olur olur, saksılık falan da olur. Ha. Çok güzel olur. Vallahi. Güzel yani, bir şey yani. Dursun o zaman, böyle hiç bozmayalım. Evet, sıra geldi bunu sökmeye. Çıtalar bak kolay çıktı ya, zarar vermeden çıkarabildik. İnşallah şunları da çıkarabiliriz. Şuraya basar mısın canım? Tuttum. Ha, süper. Açı mısın şu? Olsun, buluruz. Ayağımıza bakmasın. Buluruz şimdi.
Evet. Buraya kadar sorun yok. Oraya bassana ya hocam. Basayım. Bastım. Ah. Ana abi o mu tutuyormuş onu? İyi ya. Güzel. Masamız da gitti. Başka masa var, onu çıkarırız. Hepsini çıkarttık. Sıfır zarar. Hiçbiri kırılmadı. Evet, kırılmadı. Şöyle yasladık. Çivileri üstünde. Hiçbirine zarar vermeden çıkarabildik. İyi oldu. Şimdi bunları tekrar bir geri dönüştürüp tekrar kullanabiliriz. Hop, çıktı bu da. Bütün çivileri çıkardık. Şimdi bunları nasıl bir şey düşünüyorsan bana görselini göster. Tamam. Ama önce bizim para yapacağız. Yani hazır hale getireceğiz bu tatlıları. Artık ondan sonra duvara mı çakılacak veya kendi kendine iskelet mi yapılacak bilmiyorum. Tamam. Yavaş yavaş İskender abi söylediği kıvama gelmeye başladım ben. Akşam da canımız çekti. Sütlacı da yaptık. Yani sütlacı da yedik. Evet. Böyle bir salça kutusu var. Şimdi bunu süzgü haline getirmeye çalışıyorum. Bununla kükürt atacağım arkadaşlar. Hem yan komşu hem üst komşu aynı günde belki de aynı yılanı görürler ama ikisi de yılan görmüşler. Dere var. Gelirler yani. Yılan da gelir, akrep de gelir. Biraz onları uzaklaştırmak için bahçemizden, yani kükürtün kokusunu sevmezlermiş yani. Yaklaşmıyorlarmış. Herhangi bir öldürücü bir şey yok ama kokusunu sevmedikleri için buradan uzaklaşacaklardır. Bunu da deliyorum böyle. Bu tarafını delmeyeceğim. Bir yarım tane burasını deleyeyim. Tamam, bir deneyelim nasıl atacak. Yani şöyle toprağa, yani hepsi bir yere gitmesin diyorum. Böyle diplere doğru girsin. Hı-hı. Ya. Yaradan buradan atsın yani istiyorum. Evet, ben de evden süzgü getirmiştim. Süt ya. Süzgüsü. Ama şey, ziyan etmeyelim dedi Aydın. Vallahi dedim olur yani. İşime gelir. Yeterli olur ya herhalde değil mi? Bence bir deneyelim istersen. Aynen. Etrafa bir serpelim. Bunun içi biraz kurutmam lazım. Oo güzel. Süt eleğimi kurtardım. Evet. Evin böyle dış tarafına, komple böyle etrafına atacağız. Hazır arka tarafa çıkmışken yine şöyle bir dere turu yapalım. Nar ağacına bakın. Çok güzel açmış çiçekleri. Nar çiçeği. Ay maşallah size ne güzelsiniz. Aa üsttekiler daha güzel açmış. Şimdi de korkuyorum. Çok bu taraflara da yaklaşamıyorum ya. Yılan var dediler ya. Börtü böcek olsa tamam. Ama yılan olunca insan bir ürperiyor yani. Burada da bir ceviz ağacı var. Cevizler de büyüyor yavaş yavaş. Attın mı her yere? Kapı eşiğine de attık. Biraz böyle bahçenin etrafına da atıyoruz. Şu duvarın kenarına da atsak mı acaba? Şuraya mı? Ha, kenar kısımlarına. Şimdi dışarıya çıktık. Bu dış kısma da biraz atalım.
kaç zamandır sürekli ahşap işleri. Sardı beni. Bu iş sardı. Sevdin galiba. Vallahi sardı bu iş. Dedim sana odunluğun bir tarafını atölye yapalım. İstemedin. Sen bilirsin. Yapmayalım o zaman. Bugün işte olacak. Olacak mı? Orada şimdi ne yapıyorsun? Şimdi merdiven yapıyorum. Tavuklara. Ya, her şey tavuklar için. Şöyle jüt mü deniyor bunlara? Jüt tipi vardı. Ucunda da boncukları var. Böyle. Boncuklu bağlama yapacağız şimdi. Yorum yapsam diğer türlü mü yapsam? Fark etmez ya. Yani bence diğer türlü daha iyi gibi ama hani denge açısından nasıl uygunsa öyle yapalım. Çok eşit de olmayabiliyor çünkü ağaç dalı bunlar. İlk taşındığımızda budadığımız dalları atmadık. Bir gün lazım olur diye. Çünkü köyde her şey lazım oluyor. Aynen öyle, Allah lazım oluyor. Bismillah. Ay, çok güzel oldu. Fiyonk da yaptın. Evet, ağaç dalından tüneyimiz ve merdivenimiz tamamdır. Boncuklu iplerimizle de bağladık böyle. Sımsıkı duruyor şimdi. En azından belki çok atlayamıyorlardır diye böyle ya, merdiven koyduk. Akşamın belli olacak o. Olmadı, asansör yapacağım ya. Şey, hava kararınca içeri giriyorlar ya. Bir bakalım bakalım ne yapacaklar. Aynen. Şu suları bir daha değiştirelim. Beğendim, güzel oldu. Eline sağlık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.